Zuhal'cığım. Başamelde sıkıntı mı yaşadınız Betül Hanım? Ne gibi? İçinde böyle dolgun bir başamel hissetmedim. Parça parça böyle kesik kesik gördüm şeyini, başamelini. Üzerinde kaşar var, gözükmüyor ki. İçindeki şöyle ayırdığım zaman başamelde sıkıntı var. Yani parça parça böyle dolgun dolgun bir başamel yapamamışsınız sanki. Ya sıkıntı yaşadınız ya yapamadınız. Sadece şu üstündeki tabaka zaten kaşar peyniri. Bir de aşırı tuzlu olmuş. Beğenmedim. Afiyet olsun. Dünkünü neden beğenmemiştiniz? Çok aşırı haşlanmıştı. Diri diri değildi. Başamel sosta da bir sıkıntı yaşadı galiba değil mi Yasemin Yo Hanım? yo, beşamel sosum gayet Diri fazlaydı. değildi ve böyle yayılmıştı yani onu o açıdan beğenmedim. Lezzeti de Beşamel aşırı sosu. tuzluydu, lezzetlendirememişti. Olması gerektiği gibi olmamıştı Yasemin Hanım'ınki de. Benimkinin beşameli güzeldi. Seda Hanım nasıldı? Siz de Seninki de yediniz. Fazla dediler, şimdi buna da az dedi Zuhal. Evet. Burada az olmuş, evet. Beşamel az olmuş. Kalıp hale getirmemiş zaten. İçi parça parça böyle kesik kesik duruyor Seda Hanım'ın başameli. Yoksa ara sıcak olarak ben kabul ediyorum Ali Rıza'ya yani. soralım önce. Dünkü beşamel sosa çok fazla dediler. Şimdi buna da şimdi Zuhal az dedi. Sence nasıl olmuş? Evet, ben de katılıyorum. Dünkü fazlaydı, bugünkü az olmuş Evet. yani. Biraz beşamel olması lazım ki graten İkisinin olsun. arası mı olmalıydı? Evet. Biraz dolgulu duruyor o zaman. Yani bu Peki nasıl kaşarlı buldun? ıspanak gibi. Yorumunu yap bari. Yorumum tadı güzel ama graten olmamış yani graten değil bu. Evet. Nasıl olmalıydı graten? Biraz daha beşamel sosu olması lazımdı graten olması için. Bu yani kaşarlı ıspanak gibi olmuş. Bu yaptığınız ıspanak graten tadı hoş güzel ama ıspanak graten değil. İçerisinde eksik malzemeler var. Siz herhalde bir yerde duydunuz ama öyle yapmaya çalıştınız ama olmamış. Sen konuş ne yaptığını. Şimdi şöyle, ben bunu zaten ilk kez burada denedim. Daha önce hiç denemedim. Evet. Bunu söylüyorum, evet, yani açık sözlü bir insanım. İlk kez yaptım. Zaten çok fazla da yapmadım. Ziyan olmasın diye açık konuşayım. Sadece yani inanın mutfakta hiç kalmadı. Hepsini Anladım. buraya servis ettim. O kadar, bitti. Betül Hanım beşamel sosu koyarken neden az yapmışım diye kendi kendine söyleniyordu. Ara sıcak ancak bu kadar çıktı çünkü ıspanak az geldi. Evet, ıspanak bir tane aldım sadece. Onu da fazla almadım. Bir tanesi yeter diye düşündüm. Ki yetti zaten. Ben ara sıcağın çok doyurucu bir şey olmasından yana değilim. Ana yemeğe çünkü hani hazırlık gibi bir şey ara sıcak. Yani inşallah Ara beğenirsiniz, ne sıcak diyeyim. adı üstünde zaten iştah Evet. açıcı. Kocaman şeyleri börekleri Porsiyon koydu. olarak olabilir, küçük zaten, Koca bir evet. porsiyon börek koydu. Ali Rıza Bey röportajında dün karnabaharlı graten bugün ıspanaklı. Dünkü graten güzel değildi. Pek iddialı bir tercih değil ama kötü de diyemem yorumunu yaptı. İddialı şundan kastettim. Betül Hanım çok iddialıydı ya o yüzden ona uymadı diye o açıdan söylemiştim. Doğru, ben zaten en başından beri yapabildiğim şeyleri yapabileceğimi söyledim. Benim için bence zaten bu yaptığım da bir iddiaya giriyor. Yani bunu ben hiç denememiştim daha önce. Hiç yapmadığım bir şeydi. İlk kez yaptım. Çok bana göre bir risk yani bu. Evet. Bunu almam, yapmam vesaire. Ama siz burası zorluk kolaylık yarışması değil. Katılanlar en iyi yaptıkları yemekleri yapmalı dememiş miydiniz? Bunu yapabileceğimi düşündüm çünkü. Mesela dün de bana yemeğime kolay demiştiniz. Bu da kolay. Ispanağı haşlayıp yani kaşar dökmüşsünüz. Fazla da Evet, beşamel yani. sos yok. Yani bir de tuzlu da olmuş. Ben tuzlu yememe rağmen yani bana da tuzlu Şimdi ben geldi. Normal zaten bunu insan. söyledim, mutfakta da söyledim. Ben ne yaparsam yapayım, siz zaten beğenmeyeceksiniz. Sonuçta burası bir yarışma. Ben hakkaniyetli bir insan olduğumu düşünüyorum. Zaten bunu puanlarda göreceksiniz. Sizden bekliyor muyum? Açıkçası beklemiyorum. Niye? Çünkü yani şöyle, ben bir arkadaşım, yani yarışmacı bir arkadaşım bunu hiç daha önce denememişse ve bu şekilde yapıp bana getiriyorsa ona göre yorumlardım yani. Şimdi herkes bu yarışmada yapabildiği şeyleri, en iyi yapabildiği şeyleri yaptı zaten. Evet. Ben bir risk aldım ve böyle bir şey denedim ve hiç daha önce yapmamıştım bunu. Çok sıklıkta başamel yapmadığınızı fark ettim. Bence onunla alakalı Evet. değil mi? Çok sık Yani başamel şöyle sosu düşünün. yapmıyorsunuz bence. Yok, yapmıyorum. Hayatımda Evet. ilk kez denedim zaten beşamel sosu da. Sonuç itibariyle Allah'a şükür bütün menümü yetiştirdim. Vaktim de kaldı. Soframı da hazırladım. Çünkü Öyle. kolay olduğu Hatice? için. Seda Hanım, bana da birazcık başamel az geldi. Yani ben de böyle kaldırıp baktım, sadece kaşar var. Başamel konulmuş mu diye.
tadı lezzeti yerinde ama ben Betül Hanım'a bir şey soracağım. Benim günümde dedi ki ara sıcakta böreği kabul etmiyorum dedi kendisi. Bir zeytinyağlı sarma olabilir. Ben benim günümden sonra her gün boyunca söyledim. Sizden beklentim zeytinyağlı bir sarma, bir içli köfte gibi ara sıcaktı. Ama kolaya kaçmışsınız. Yani çok yükseldiniz, hızlı düşüyorsunuz. Şimdi şöyle, bunu ben bir düşmek olarak algılamıyorum. İçli köfte evet daha önce yaptım. Yapmadığım şey de yaptım demem. İçli köfte İyi yaparken yapamadınız bana o zaman. Bir arkadaşım da yardım etti hatta. Birlikte yaptık. Çünkü çok zor bir şeydir. Zor da yapılır onun kıvamını tutturmak. Ben çok severek yiyorum dışarıda. Zeytinyağlı dolma gelince evet böyle bir şey düşündüm. Fakat ben bu menüyü zaten sonradan değiştirdim. Önce bir zeytinyağlı biber dolması yapacaktım ama tamam, çok doyurucu bir şey olmasın diye bunu tercih ettim. Bu da ıspanak zaten hafif bir şey, hafif yani. Çok ağır bir yemek değil, bir sebze değil. Ben ağır olaraktan eleştirmedim. Siz çok yükseldiniz. Yani hiç kimsenin ara sıcağını beğenmediniz. En iddialı, en iyi yapabildiğiniz şey buysa evet. Ben çok iddialıyım diye çok böbürlendiniz, hızlı düşüyorsunuz. Şimdi bu değil, ben bunu ilk kez yaptım zaten. Benim çok altında bir ara sıcak bu. Çorba da öyle, ara ben sıcak da öyle. Ben zaten sizin böreğinizi beğendim. Çorbanızı zaten hiçbir şekilde lafı söylemek istemiyorum. Böreğinizi beğenmiştim zaten. Ana yemeğiniz de güzeldi. Neyse, ben afiyet olsun size. Ara sıcağınıza kötü demiyorum. Tadı, lezzeti yerinde, başamelli eksik. Gerçekten insan başamelli arıyor içerisinde. Ama beklentimin çok aşağı aslında. Şimdi bir yarışmada ilk kez deneyen bir insana göre bence İlk kez denemeseydiniz bu bizim problemimiz değil. Tabii ki değil, tabii ki değil. Bunu evet. Bu sizin probleminiz değil Nesli'de zaten. Nesli'de beğendin mi? Başamelli aslında çok beğenemedim. Başamelli değil, kaşarlı ıspanak yedim ben. Betül Hanım, benim böreğimi ara sıcak bulmuyorum dediniz. Bula bula ıspanak mı ara sıcak seçtiniz? Ben beğendim. Dün afiyet olsun. Yasemin'in servisler kalsın. Ara sıcağını da beğenmişim. Kalabilir. Servisler başka kalsın. Çünkü. Bunu da beğendim. Hafif, güzel, iştah açıcı. Risk almışsın. O tabii sizin birbirinizi ilgilendirir. Teşekkürler. Bu şeylerinizi alın Yasemin. Ben bunu size vereyim çünkü... Başka servis yok evde.